Huawei neler yapıyor ürüne? Nedir bu HarmonyOS? Bugün Huawei'nin işletim sistemi olan HarmonyOS hakkında konuşacağız. Bakalım neler yapmış Çinliler. Geçtiğimiz günlerde Huawei geliştirici konferansı gerçekleştirdikten sonra popülaritesini oldukça arttırmaya başladı. Bu popülariteyle beraber birçok kişinin ilgi odağı oldu. Ve tabii ki de bizim videomuza konu. Şu harekete bak ya. Amerika tarafından gelen kısıtlamalara dayanamayan Huawei artık teknolojide de bağımsızlaşmak, Android'den tamamen kopmak istiyor. Adamlar haklı. Google desteğini çekmişti. Bu durumda ya geri adım atılır ya da daha iyisi yapılır. Bildiğiniz üzere geçen yıl Huawei yeni işletim sistemini duyurmuştu. İlk sürümde hakkında pek konuşulmadı ve kafamızda birçok soru işareti bıraktı. Bu yüzden büyük bir kitle pek inanmadı. Yapamaz, rakip gelemez diye düşündü. Tabii inananları da vardı. Çin halkı gibi. Hocam da cın ha. Huawei'de beni öldürmeyen acı güçlendirir diyerek bir yıl sonra ikinci sürümünü tanıttı. Helal olsun. Ne diyelim? Good job. Really good job. Şimdi konferansın ayrıntılarına geçelim. Huawei konferansta geliştiricilerini bir yıldız olarak tanımlıyordu. Geliştiricilere çok önem verdiği için temel yazılım ve donanım yeteneklerini tamamen açık kaynak kodlu yapma konusunda oldukça kararlı gözüküyor. Bu işletim sistemi bu yılın sonuna doğru ilk olarak geliştiriciler için, 2021 yılında ise akıllı telefonlar için yayınlanmaya başlayacak. Amaçları ise ortaklaşa, tam bağlantılı, tüm senaryolara uygun bir akıllı ekosistem oluşturmak. Yani her cihazın birbiriyle konuşması, bağlanması amaçlanıyor. Örnek verecek olursak akıllı televizyonumuz, çamaşır makinesi, buzdolabı, giyilebilir giysiler birbiriyle bağlanıp konuşarak hayatımıza dair kararlar verebilecek, bu seçenekleri bize sunabileceklerdir. Huawei, kendi geliştirdiği teknolojiler sayesinde cihazları 10 milisaniye altında haberleşebilecek, saniyede 2.4 gigabit hızında kablosuz konuşma ortamı yaratacaktır. Yani tüm akıllı cihazlarımız birbiriyle hızlı ve kısa sürede haberleşebilecek, konuşabilecektir. Şu an 150'den fazla araç modelinde zaten desteklenmekte olan sistemin 2021'de 5 milyon araç tarafından desteklenmesi planlanıyor. Arayüze gelecek olursak, tek arayüz farklı boyuttaki ekranlar için kendini otomatik olarak ayarlıyor. Bu da geliştiricilere büyük bir avantaj sağlıyor. Bir diğer konu ise güvenlik. Yeni bir işletim sistemi ne kadar güvenli olabilir diye merak ediyor olabilirsiniz. Huawei bunu da açıkladı. Tüm sistemler gibi Huawei'de ben güvenliyim diyor. Tamam. İnandım. Bu asla tahmin edilemez. Fakat daha sonra yaptığı açıklama tatmin niteliğinde olabilir. Huawei, Avrupa Birliği ülkelerinden İngiltere'de yer alan bağımsız denetleme kuruluşlarına giderek bu kuruluşların onu denetlemesine izin veriyor ve bunun sonucunda kendisine sertifikalar verilmesini amaçlıyor. Şimdilik bu bizim için yeterli olabilir. Peki şah damarımız olan uygulamalar ne olacak? Uygulamalar App Gallery üzerinden yüklenecekler. 700 milyon Huawei cihazında 420 milyon aktif kullanıcı bulunmaktadır. Oldukça ciddi bir sayı. Google mobil hizmetlerine erişimini kaybettiğinde Huawei, başta Mate 30 olmak üzere bazı yeni telefonlarında Google servislerini kullanamadığı için telefonlarına Google Play içerikleri dahil olmadan sadece App Gallery ve Huawei mobil servis kullanarak piyasaya sürmeye başlamıştı. Huawei geliştiricilerine uygulama yazabilmesi için gerekli tüm olanakları sunuyor. Programları geliştirebileceğimiz ortamlar ve test aşaması tümü mümkün olacak. Ayrıca bu sistem birçok programlama dilini destekleyecek. Konferansın diğer önemli konusu ise yeni ürünler oldu. Tamı tamına 6 adet yeni ürün tanıttı. Dünyanın en çok kullanılan 3. işletim sistemi mi olacak dersiniz? Bence olacak.